Merhaba sevgili izleyenler. Bandırma Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği Cemiyet Günleri kapsamında konuklarımızı ağırlamaya devam ediyoruz. Bandırma'nın siyasetine, sporuna, entelektüel yaşamına, esnafların sorunlarına cemiyetlerin kuruluşları başkanlarıyla, muhataplarıyla birebir soruyoruz. Aklımızdaki soruları ve bunları sizlere aktarıyoruz. Bugünkü konuğumuz Bandırma Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Sayın Ali Acar. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler davetimizi kabul ettiğiniz için. Bandırma Gazeteciler Cemiyeti'nin Cemiyet Günleri kapsamında konuklarımızı ağırlıyoruz. Bünyas etrafında gazeteci arkadaşlarımızla toplanıyoruz. Ve sorularımızı soruyoruz. Sizin de işten tepki vereceğinize inanıyoruz. Siz kaç yıldır bu görevdesiniz? Ben 1996 yılında yönetim kuruluna girdim. 2002 yılına kadar odamızın başkan vekilliğini yaptım. 2002 yılından bugüne kadar da 4. dönem oluyor. Odamızın başkanlığını yapmaktayım. Kaç üyeniz var? Şu an bizim 1100 civarında faal araç sahibi üyelerimiz var. Bandırma büyüyen bir şehir, gelişen bir şehir. Siz Bandırma'nın trafik durumu, kent içi trafiğini özellikle nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla ben geçenlerde de söyledim. Şu an büyük şehir olduktan sonra bölgemizin Bandırma'nın trafiğiyle ilgilenen bir tane kurum, kuruluş yok. Şu an kara düzenle gidiyoruz. Biz bunları hep anlatıyoruz. Ama maalesef bir adım ilerleme olmadı. İşte şu anki biraz iyi gibi düşündüğümüz Büyükşehir Belediye Başkanımız değişti. İnşallah o anlar bölgemiz görür. Trafik sorununa el atar, bunlar çözülür. Bu sorunları biraz daha açalım isterseniz. Örneğin bazı noktalar var. Vatandaştan da çok şikayet. Yani sizin bunlarla ilgili bir çözüm planınız, çözüm önerileriniz oldu mu? Şimdi eskiden Büyükşehir olmadan ilçemizde ilçe trafik komisyonları vardı. Onlar da trafikle ilgili kararlar alıyorlar. Ve arkada hemen düzenlemeye giriyorlar. Ama şimdi Büyükşehir olduktan sonra ilçe trafik komisyonları kaldırıldı. Tamamen ulaşımla, trafikle ilgili Büyükşehir'in bir tane birim oluşturdu. UKM Şube Müdürlüğü diye. O şube müdürlüğünün trafik düzenine ilgili çalışma yapması lazım. Bu merkezde oluşum oldu ama ilçelerimiz olmadı. En son işte baskıyla işte bölge milletvekilimize falan söyledik. Takriben işte 1-2 ay kadar oldu herhalde yanılmıyorsam. Bandırma UKM Şubesi açıldı ototerminale. Bu acilen orada birim de oluşturulması lazım. Yani ilçenin trafik sorununa ilgilenen birim oluşursa tabii biz de muhatap olduğumuz yerlere müracaatlarımızı yapma imkanımız daha güzel olacak. Daha sonra da sorunlar hızlı hızlı bir şekilde çözülecek. Bu birimin ne zaman aktif olacağına dair herhangi bir bilgi verir misiniz? Valla şimdi az önce işte de söylediğim gibi önümüzdeki günlerde Büyükşehir Belediye Başkanımızdan randevu alacağız. Gidip yani taleplerimiz, daha önceki dilekçelerimiz, dosyalarımız zaten hazır mevcut. İlerleme olmamıştı. Ama bundan da işte bu konularda yardım isteyeceğiz. Yaparsa yapacak, yapmasa da yani benim dediğim gibi hep söylüyorum. Yani Bandırma'nın sivil toplum örgütleri, belediye başkanı, mülki amirleri bu konuya el atması lazım. Yoksa birkaç yıl sonra Bandırma'nın trafiğinin işinden çıkılmayacak hale geleceğini özellikle ben söylemek istiyorum. Toplu ulaşımla ilgili zaman zaman vatandaşların getirdiği şikayetler var. Size bu konuda bir serzenişte bulunuyor mu? Ulaşım aşığıyla ilgili ilişkileriniz nasıl? Veya diyaloglarınız nasıl? Hepsi onların bize bağlılar. Yani şirket kurulumuna, şirket çalışmalarıyla ilgili ama o araç sahiplerinin hukuksal temsilcileri biziz. Vatandaşın tabii bize de ifakta ve böyle arayıp ifakta ve sıkıntıları söylüyorlar. Biz de konuyu yine Büyükşehir'e iletiyoruz. Yani çözüm merceği orası. Bir işlem yapılacaksa çünkü Büyükşehir Belediye Başkanlığı kanunu ile diyor. Yani ulaşımla ilgili çalışma şekil ve şartları belirleyen, caddeleri, sokakları belirleyen, giriş çıkıları belirleyen tamamen yetkili Büyükşehir Belediyesi'dir. Onun için ceza yazmak veyahut da herhangi ona ihtar yazmak tamamen ona ait. Bunlar da dönemlerine vuruyorlar. Gelen şikayetler nasıl şikayetler vatandaşlardan? Şimdi baktığın zaman işte yani işte bir 65-100 lira bedava olayı hükümetimizden duyuyorsunuz. İşte bunlar genelde bir sıkıntı. O da bir yanlış bir olay. İşte bize göre bir yanlış, öyle düşünüyoruz biz. Çünkü
devlet bu uygulamayı yaptı ama devletin aracı kalmadı. Araçların hepsi vatandaşın arabası. Vatandaşa vergi indirimi yok, akaryakıt indirimi yok. Uygulamayı yapacağım, bu uygulamayı yapacağım. Nasıl? Kazançlar zaten belli. Yani hakikaten bunlar ciddi bir sorun. Bunları da çözmek için uğraşıyoruz ama inanın ulaşım sektörü de büyük sıkıntı içinde tabii. Yani bu 65 yaş indirimize göre yanlış. Tabii bize göre yanlış geliyor. Peki bununla ilgili başka federasyon olarak bir girişim var mı? Mesleki federasyonumuz var Ankara. Bu konuda ciddi çalışmaları var. Fokus sınavımız var tabii. İlgili bakanlıklarla görüşme halindeyiz. Ya buna diyorlar ki arada destek yapacağız ama desteklerde bir sürü engeller çıkıyor. Zamanında gelmiyor, az geliyor. Yani tatmin de etmiyor yani. Şu an mesela ulaşımla ilgili ben size onu söyleyeyim Bandırma'da. Toplu taşımayı kullanan ortalama 25 bin civarında insanımız var. Yani 25 bine baktığımız zaman bunun 5 bin tanesi bedava. Yani fiyatlar %20 hareket belli. İnanın yani işte bilemiyorum yeni bu işe başlayacak bir insan yani ulaşımdan araba alıp da bu işi yapmaz. Hep baktığın zaman işte alımlar, satımlar da oluyor. Hep yeni işe başlayanlar oluyor. İşi bilen bir insan alıp da bu işe girmesi çok zor. Kâr yapamıyor mu ulaşana şey? Evet, evet. Ancak işte yani bir yerde nasıl maaş çalışırsın? Onlar da kendi arabalarında çalışıyorsalar eğer kendileri bir maaş düzeyince ücretle aylıklarına getiriyorlar. Bandırma'da şehir içinde kaç araç kullanılıyor aktif olarak dolanıyor? Bununla ilgili bir çalışmanız var mı? Vallahi şimdi ben geçenlerde de gene aynı söyledim. Şu an 56 bin kusur trafik tescil durağı bölümünde kayıtlı Bandırma'da araba var. Aşağı yukarı belki 10 bin civarında başka plakalar da şimdi kullanılıyor tabii. Onlar varsa demek ki 65 bin civarında Bandırma'da kayıtlı araba var. Gezen. Ya bunun aşağı yukarı baktığın zaman da trafikte gezeni 20 bin civarında trafikte günlük gezen vardır. Bu yazın tabi çok ciddi anlamda artıyor. İDO yani günde bakıyorsun 10 sefer, 15 sefer veda çıktığı dönemler oluyor. Onun da trafiğin bir yoğunluğu var. İşte bunları acilen ilçemizde çözümler üretilmesi lazım. Son dönemde yaygın basında da sıkça yer alan okul servisleriyle ilgili bir durum söz konusu. Okul servislerinin Bandırma'daki durumu nasıl, siz bununla ilgili nasıl çalışmalar yapıyorsunuz? Şu an aşağı yukarı öğrenci servis taşımacılığı yapan 250 civarında araç var Bandırma'da. Bunun takriben yani %50'si diyeyim bizim odamıza kayıtlı. %50'si ticaret odasına kayıtlı şirket sahipleri var. İşte dönem dönem toplantılar araba sahipleriyle yapıyoruz. Bakanlığın koymuş olduğu kriterleri kendilerine anlatıyoruz. Mülki amirlerimiz kaymakam bu işin üzerinde özellikle duruyor dedi. Öğrenciler her zaman söylüyor bizim kendi evlatlarımız. Onlara en güzel hizmeti vermek için elimizden gelen mücadeleyi yapıyoruz. Ama dönüyoruz dolaşıyoruz sıkıntımız Büyükşehir'den tıkanıp kalıyor. Orada çözemiyoruz. Hükümetle olan sıkıntılarımızı genelde çözüyoruz. Ama yerel yönetimle, Büyükşehir'le olan sıkıntılarımızı bir türlü de çözemiyoruz yani. Bandırma'da kaç ticaret taksi var? Kaç taksi durağı var? Şimdi bizim Bandırma'da 290 adet ticaret taksi, 45 taksi durağı var. Bunların sayısı yeterli mi peki? Şu an nüfusumuza göre fazlalık bile var. Fazlalık var. Var. Ama zamanında verilmiş kimsenin hakkını, kimse gasp edemez. Onlar öyle şekilde çalışıp devam ediyorlar. Artık nüfusumuz büyürse onları kenarlara ihtiyaç olan yerlere kaydırmayla. Taksi plakalarıyla ilgili her zaman bir şey anlatılır. Hani İstanbul'da özellikle hani fiyatıyla ilgili Bandırma'da böyle bir şey var mı? Bir taksi plakası Bandırma'da fiyatı neleri ortalama? Yani bizde çok yüksek değil ama yani neticede biz onu da şöyle düşünüyoruz. Esnaf sanatkarın böyle bir yani emekli olup da toplu para aldığı bir yeri yok yani. Esnaf sanatkar işi bozulduğu zaman da veya işi bırakacağı zaman da yani 3-5 kuruş satarak oradan istifade etsin istiyoruz biz onu. Özellikle zaten savunuyoruz. Ama İstanbul gibi işte bir Bursa, Ankara gibi büyük değil bizim plakalarımız. Yani iş yapan yerine göre fiyatlarımız işte 50-100 bin lira civarında geziyor. Şoför esnafının sorunlarını dile getirmek isterseniz neler söylersiniz?
Bizim şoför restoranı, ben geçen işte aşağı yukarı bir 3 ay önce bölge milletvekili Sema Kırcı geldi. İnanın şoför restoranı büyük sorunlar var. Ama sorunlarımızın hepsi, az önce söylediğim gibi, hepsi Büyükşehir'e dayanıyor. Yani Büyükşehir'den acilen bu konuda yardım bekliyoruz. Eğer yardım gelmezse de hemen gerekirse biz yapacağız. Bandırma'nın il olması için, yani yoksa biz bu sıkıntılardan kurtulamayacağız. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. İl olursak en azından bu sıkıntıları yaşamayız. Çünkü biz 3 yıl önce baktığımız zaman bizim yani yerelde büyük sıkıntımız yoktu. Hepsini çözüyorduk. Ama maalesef Büyükşehir olduktan sonra işte insanlarımızın 100 kilometre gidip gelmesi, bir araba değişikliğinde 5-10 sefer Balıkesir'e gidip gelmesi. Hatta şunu da söyleyeyim size, Büyükşehir'e para yatıracağız, para yatıracak birim daha yoktu düne kadar. Yani para yatırmak için merkeze gidip para yatırıyorduk. Bütün araç sahipleri böyle değil. Büyük bir sorun. Büyük bir sorun var. Peki, sorunla ilgili arkadaşlar bizi... Sayın Milletvekilim'in bununla ilgili size cevabı ne oldu? Valla Sayın Milletvekilim sıcak bizi karşıladı, olayları iyi anladı. Daha sonra da Ankara'ya döndü. Döndükten sonra bizi aradı. Yani konuyu Başbakan'ın, Cumhurbaşkanı'nın anlattığını söyledi. Daha sonra bilemiyorum işte. Arkadan da işte Büyükşehir Belediye Başkanı istifasını gördük. Hep buna etken oldum vardır. Şimdi yani yeni belediye başkanı da yani bize, bölgemize yani su indiriminin de artık bir el uzatma gibi görüyoruz. Biz bunun artık devamını diliyoruz. Öyle onu diliyoruz en azından. Bunlar olursa olur, olmazsa dediğim gibi az önce ben kesinlikle yani biz hiç kimse yapmasa biz öncülüğünü yapacağız. Yani Büyükşehir'den kurtulmanın çarelerini arayacağız. Hiçbir şey yapamazsak diye düşünüyorum. Yani biz bir referandum yapalım. Yani ya il olalım yahut da oradan kopalım, gidip Bursa'ya bağlanalım. Bu sıkıntıları çekmeyiz gibi düşünüyorum. Başkanım iddialı sözler. O kadar çok mu buraya kadar gelmiş? Ne kadar başkanım ne kadar şikayet alıyorsunuz? Yani bu Büyükşehir'le ilgili sizin esnafınız, üyenizin yüzde kaçı rahatsız? Bir de bu tarafı var işin. Ne kadar insanın işi düşüyor Büyükşehir'e bu anlamda? Şimdi ben şunu söyleyeyim. Bizim şoför esnafının ortalama 100 tane sorunu varsa bunun 95 tanesi Büyükşehir'e düşüyor. 5 tanesi hükümetle ilgili ama genelde hükümetle ilgili olanların mesleki federasyonumuzda sıkıntılarımız genelde çözüyoruz. Büyük hükümetle ilgili büyük sıkıntımız yok. Ama yerel yönetimle, Büyükşehir Belediyesi'yle çok var. Yani 3,5 yıldan beri de bir adım ilerleme de olmadı. Hiç başlıkta göremedim. Mesela bunları detaylandırırsak, mesela ne gibi sorunlar var? Yani mesela Büyükşehir'e dayalı olan yaşanan temel sorunlar ne der böyle madde madde sıralarsak? Şimdi mesela biz şöyle düşünelim. Öğrenci servisi açıldı. Öğrenci servislerinin daha önceden işte Bandırma Belediyesi'ne gelip arabanın görünümüne bakardı. Herhangi bir ücret almazdı. Daha sonra hemen istenen belgeler tamamladığı zaman güzergah izin belgesi verirdi. Şimdi Büyükşehir'e geçtik. Arabayı diyor ki biz görmeye geleceğiz. Geldiler iki sene arabaları gördüler. Görünüm raporu verdiler. Daha sonra güzergah izin belgesi verdiler. Hazırlanan evraklarla birlikte müracaat edildi. O güzergah izin belgelerine ücret aldılar. İkinci senesi araba görünümüne de ücret koydular. Ne kadar yansıdı ücret olarak? Hemen 50 lira ona koydular. İşte 400 lira koltuk başı aşağı yukarı ortalama güzergah izin belgesine koydular. Bu da her zaman da güzergah izin belgesi alamıyor. Araba görünümü yapacak bir ekip, şimdi biz oğlu olarak müracaat ediyoruz. Kaç tane arabanız var görünüme gelecek? Diyoruz ki 15 tane, 20 tane. Tamam diyor, önümüzdeki hafta şu günde gelelim. Biz hemen üyelerimize hazırlık yapın arabalarınızı. Önümüzdeki hafta şu gün araba görünüme gelecek. Geliyorlar ondan sonra. Ehil kişiler de değil. Bunun acilen ben kaldırılmasını istiyorum. Bunu da defalarca eski Büyükşehir Belediye Başkanı hepsini anlattı. Yani bizim arabalarımız bugün dünya standartına uygun Türk muayene istasyonundan girip ya adam ehil kişiden elinden geç arabalarımız bu taşımaya uygun mu değil mi diye. Sanki oradan geçtikten sonra belediyenin kurmuş olduğu birimin herhangi bir ehliyeti yok elinde. Sıradan bizim arabalarımızı neye göre kontrol ediyorlar? Anlamış değiliz. Acilen kaldırılması lazım. Ve de daha sonra güzergah izin belgeleri işte uygun olan zamanlarda verilmesi lazım. Şimdi öğrenci tarifeleriyle ilgili işte Kaymakam Bey diyor tarifeleriniz onaylandı mı? Tarifelerimiz onaylandı. Şu an 30 tane Büyükşehir Belediyesi var. Sadece Balıkesir. Yani okullar açılan 3 şey oldu.
öğrenci tarifesi uygulanmadı. Onaylanmadı. Biz dolu olarak bunu karar almamız da verebilir diye kanunda boşluğumuz da var. Biz kendi yönetim kurulu kararı olarak aldığımız uygulamayı yaptırıyoruz. Ama Büyükşehir'in bunu, yani dediğimiz gibi okullar kapanır. Hemen gelecek sezonun çalışması başlar. Ağustos ayı sonunda veya Eylül başında tarihler onaylanır. Herkes yol haritasını çizer. Ondan sonra taksilere gelelim. Bizim taksilerimiz taksi durakları her yıl ilkbaharda durak yerleri çizilirdi. Yazıhanesi olmayan yerler, yazıhaneler verildi. Şimdi bunları talep ediyoruz. Talebimize bu zamana kadar karşılık bulmadık. Bandırma Belediyesi'ne atıyorum belirli 100 lira işgal ediyorduk. Şimdi 500 lira işgal ediyoruz Büyükşehir'e. Devir ücreti sattığın zaman Bandırma Belediyesi'ne 1000 lira ödüyoruz. Şimdi 10 lira 10 bin lira ödüyoruz. Herhangi bir hizmet almadan bunlar. Yani benim aklıma gelen bunlar ama çok büyük sıkıntılarımız var anlatmakla. Belki günler yetmez yani inanın. Bunların da işte biz hatta böyle bir gelişme olmasaydı işte çok sağa ulaştırdık onu da söyleyeyim. Yani özellikle şu an 20-30 tane Büyükşehir açılmış olan mesleki davalarımız var. Onlarla da dönem dönem gelişmeler oldukça sizler vasıtayı kamuoyuyla duyuracağız inşallah. Bu şahısların açtığı mı yoksa odanın açtığı mı? Biz şahıs olarak açtırıyoruz ama arkasından oda olarak. Ne sizin üyeleriniz? Maliye bir dahil oluyorlar. Ali Bey şimdi Büyükşehir'in Bandırma'da otopark uygulaması devam ediyor. Bandırma Belediyesi dava açtı. Nasıl bakıyorsunuz bu olaya? Çünkü bir para alabilmek için, otopark ücreti alabilmek için belediyenin düzenleme yapması gerekiyor o cadde sokaklarda. Böyle bir düzenleme de yok. Siz parkı nasıl değerlendiriyorsunuz ücretli otoparkı? Şimdi vatandaşa baktığımız zaman bazıları bu parkın iyi olduğunu söylüyor, bazıları kötü olduğunu söylüyor. Ama biz odun olarak şöyle bakıyoruz. Kokusuz yapılan bir uygulamanın yanlış olduğunu düşünüyoruz biz. Yani bu da hukuka aykırı olduğu için acilen düzenlemenin kaldırılması lazım. Çünkü ülkemiz adalet varsa adalete bağlı sisteminde çalışması lazım. Bir de şunu soracağım. Gemilerde akaryakıt indirimi var. Bunu siz yıllardır söylersiniz, biz de istiyoruz diye. Bir türlü gerçekleşmez. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Evet, yani biz karayolu taşımacılığına da akaryakıt indirimi yapsalar, inanın biz anında yük taşımacılığımızda, yolcu taşımacılığımızda anında düşer. Şimdi ben bölgemizde yaşadığımız için bakıyorum mesela, İDO'yu düşünüyorum. Yani akaryakıtı ucuz oluyor. Ama bizim yolcumuzu, bizim arabamızı bindiğimiz zaman hiçbir ucuzluğu götürmüyor karşı tarafa, yansıtmıyor vatandaşa. Bunu da talep ediyoruz. En büyük olaylarımız, hükümetten isteklerimiz zaten bu başında geliyor. Ama bu zamanlarda herhangi bir gelişme olmadı. Biz Esnaf ve Sanat Kartiler Federasyon adaylarımız var, öyle değil mi? Yanlış mı? Esnaf Kefarcı. Şimdi onu da açıkça söyleyeyim. Ben hiç kimseden çekince galim yok. Yani aşağı yukarı dediğim gibi ben de 20 yıldan beri bölge siyasetiyle mücadele ediyorum. Bandırma'da Esnaf Kredi Kefarcı Kooperatif'in son dönemde çalışmadığını iddia ediyorum. Bunu nasıl bir örnekle gösteririz? Yani bütün üyelere bakıyorum. Şu an Edincik Esnaf Kredi Kefarcı Kooperatif'in kredi alıyorlar. Buradan alamayan bir de devletin böyle bir esnaf sanatkara verdiği çok güzel bir olanak var. 0.5 ile kredi imkanı var. Ama esnaf kredi kefaletinin katı tutumundan dolayı esnaf sanatkarları oradan istifade edemiyorlar. Şunu da şöyle söyleyeyim. Şu an bölgemizde 5000 veya 6000 küçük esnaf sanatkar var. Bandırma ve köylerinde bölgemizde. Bugün esnaf kredi kefaleti kooperatifinin diyorlar ki 1300 üyesi var. Bunun iddia ediyorum ben 400-500 tanesi aktif kredi kullanıyor, ötekiler kredi kullanmıyor. Bu 5000 üyelerden hepsi bankalar. Kredisiz şu an esnaf yok. Bankalarla 1.30-1.40'tan kredi veriyorlar. Yani böyle bir güzel bir imkanın esnaf sanatkara kullandırılması lazım. Tam muhakkak bunlar için şürük insanlara kredi vermek diye biz iddia etmiyoruz ama sağlam esnafı da hak ettiği krediyi muhakkak verilmesi lazım olduğunu diyorum ben. Yani ben şimdi orada adayım derken yanlış anlaşılma. Benim oraya adayım olmamam da önemli değil. Ama görev düşerse görevden hiçbir zaman kaçmayız yani.
Ama iddia ediyorum, benim gibi adam gelsin orada bir yıl sonra esnaf kredi kefaretini ne kadar çalıştığını herkes görecek. Esnaf Kefalet Kooperatifi daha önce Bursa bölgeye bağlıydı. Sanıyorum yakın bir tarihte Balıkesir'e geçti. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi burada da yani işte bölge Balıkesir'e bağlı olduğu için Balıkesir'e geçtik diyorlar. Bence bizim Balıkesir Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi çalışmalarını beğenmediğinden dolayı Bursa bizi saf dışı bırakmıştı. Öyle düşünüyorum ben. Ondan sonra da işte Balıkesir'e bağlı mecburiyeti kaldık diyorlar ama yani bunun örnekleri var. Balıkesir'e bağlı Körfezler'in hepsi İzmir'e bağlı. Yani biz gittiysek Balıkesir'e, onlar niye Balıkesir'e geldiler? Yani baktığımız zaman da orada bir oyun olduğunu görüyoruz. Şimdi genel kurul ne zaman? Şimdi odalarımızın genel kurulları 1 Ocak'ta başlıyor. 31 Mart'a kadar süre var. 3 ay içinde yapmak zorundayız. Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifleri her yıl mali genel kurulu yapıyor, seçimsiz. Onların normalde 2018 yılında denetim kurulu seçimleri var. Yönetim kurulu seçimleri bir yıl sonra. Ama şimdi odalara herkes düşmüşken bu arada ben olağanüstü bir seçimle bu işi atlatayım diye düşünüyorum. Büyük ihtimalle ben öyle görüyorum, öyle zannediyorum. Normalde yapılan uygulama da yanlış. Ama yani sıkıştırılık geçirirse rahat olacak gibi düşünülüyor. Ama ben şunu da özellikle söyleyeyim, ben kendime öyle ilke edindim. Bir görevde 40-50 yıl durup da hiçbir iş yapmanın oturmanın da bir anlamı yok. Sadece koltuğu işgal ederiz, başka bir şey yapmayız. Ben kısa yapayım, öz yapayım ama iz bırakayım düşüncesi içerideyim. Ben onu söyleyeyim. Şurada iddialı da konuşuyorum. Bizim 670 tane Türkiye genelinde şoförler, otomobil esnaf odamız var. İnanın maddiyette, maddi manevi bilgiye, birikime, işine bakın. Biz ilk 20'nin içine giriyoruz. Çok reklam yapmadık ama çok da hizmet ettik yani. Hizmetlerimizi saymakla bitmez. Yani biz öyle bir yerde de esnaf kredi yaparız, görev düşerse eğer görevden kaçmayız. Ama orayı da bir yıl içinde ne kadar çalışır hale getireceğimizi esnaf sanatkar kendileri görecekler. Peki, aday olup liste yapacak mısınız? Görevden kaçmam diyorsunuz ama genel kurulda bir liste çıkaracaksınız anlamına geliniyorum. Doğru mudur? Şimdi o günkü duruma da bakacağız yani. Öbür sivil toplum örgütteki oda başkanlarının görüşlerini alacağız. Buradaki sıkıntı yer göz görüyor mu görmüyor mu? Ona göre hareket edeceğiz diye söylüyorum. Şimdi Bandırma'da bildiğimiz kadarı 14 dernek oda vardı. Bir tanesi düştü. 3'e kaldı herhalde. Şimdi çıkan yasayla üye sayısıyla orantılıydı bunların faaliyet alanları. Birçoğu da bu özelliği kaybetti. Yani aktivitesini kaybetti. Buna ne diyorsunuz? Şimdi üye sayısı 100'den aşağı düşer. Yıllık bütçesi gelir giderini karşılayamadılar. Kapanır diye yasa vardı zaten. İşte o konuda bir inşaatçılar odası bizim gelir giderini karşılamadı. Üye sayısı düştü. Ama şu an sınırda olan 3-4 tane daha oda var. Bir de şu an bakanlığın gene kanunumuzla ilgili yeni bir çalışması var. Biraz birleşimle ilgili. Yani birleşirse biraz daha güçlü olur. Daha güzel ses getirilir gibi düşünülme esasında. Yani Bandırma'da baktığımız zaman ticaret odaları, bir tür meslek dalları kayıtlı. Hepsinin meslek komiteleri var. Hiç olmazsa konuştukları zaman sesleri yüz çıkıyor. Şimdi sizin tabi odanız yeterli olduğu için böyle problem yaşamıyorsunuz. Diğer odalarda kapatılan odanın üyesini kapma anlamında bir yarış var. Bir anlamda bir kavga var yani. İşte o da vergi nacı kodlarına kadar uygulamaya kadar. Biraz da Esnaf Odaları Birliği kendi taraftarını da kuruyor burada. Biraz daha çıkar konuşmaya gerekirse. Çünkü esnaf sizlere müracaat ettiği zaman müracaat yapıyor. O nacı kodu hangi odaya uygunsa ona gönderiyor. Ondan sonra odalar kayıtları oluyor. İşte bunların da düzenlemesi lazım. Yani bu uygunluğu birlik mi belirliyor? Tabii Esnaf Odaları Birliği ona bağlı Esnaf Sicil Müdürlüğü var. Orası belirliyor. Üye kayıtları. Bir başkanımız, siz gençler için ulaşımındaki sorunlardan bahsettiniz. Sizin bu çözüm noktasında, öneri konusunda ne gibi önerileriniz var? Yani somut olarak mesela atıyorum işte Atatürk Caddesi tek yön mü olmalı, işte Gümrük Caddesi tek yön mü düşündünüz? Yani ne düşünüyorsunuz bu konuda? Şimdi bizim şu hazırlanmış projelerimiz de var, çalışmalarımız da var. Ama şunu özellikle söylüyorum ben.
Bandırma Eşimde Okuyamıyor Şubesi açıldı. Ama Okuyamıyor Şubesi'ne çalıştıracak bir birim lazım. Yani bir alt birim Bandırma'da kurulacak. Bandırma'da hizmet edecek. Bandırma'da hizmet ederken de o kurulun bir tane üyesi biz olacağız. Projelerimizi ona sunacağız. Şimdi Atatürk Caddesi'ne baktığımız zaman günde kaç araba kullanıyor bir bakmak lazım. Yani benim düşüncem olarak hemen şu an kabaca söylüyorum. Çift yönlü parklar kalkarsa çift aşağı iniş olur, çift yukarıya çıkış olur. Atatürk Caddesi veya 3-5 yıl daha idare eder. Ama iki tarafta park edilmiş. Bir de kargocular falan onların baktığı dönemde ikinci, üçüncü araba park ediyor. Trafik zaten sıkıntılı oluyor. Yani bir gidişte bir gelişte trafik yolu çözülmez. En azından iki gidiş, iki geliş olması lazım ki çözülür. İnönü Caddesi'ne baktığımız zaman orta yerde refüj, hiçbir avru bölgesinde öyle bir refüj yok. Yani normalde bir çizgi var. İki taraflarda işte ne bileyim araba parkları var. Tek araba zor gidiyor, tek araba zor gidiyor. Ondan sonra ışıklar da ıslanıyor. Bunlar acilen bence masaya yatırması lazım. Yani şu an şunu da söyleyeyim. Geçenlerde lafı da acıdı. Bandırma ile ilgili trafik master planı bile yok son zamanlar. Evet. Çok acı bir tablo yani baktığımız zaman. Ama acilen bence yani bunu önümüzdeki günlerde biz Büyükşehir Belediye Başkanı'na gideceğiz. Dosyamız var. Hem anlatacağız hem de yazıyla bildireceğiz kendisine inşallah. Gelişmeleri de göreceğiz. Başkanım son ilk burada da vardı gerçi aynı plan da. Hava üstü kavşağı ve AVM'nin oraya iki tane dalçık planı vardı. Şimdi Zekai Bey de geldiğinde onu söyledi. Bunlar devam edecek. Hatta dedi Cumhurbaşkanımız bu konuyla ilgili bakanlığa talimat var dedi. Sizin bu anlamda tespit ettiğiniz Bandırma'ya acil dalçık yapılması gereken yerler var mı? Çok tehlikeli olan yerler var mı? Mesela ben zaman zaman biz Erdem abiyle hastaneye böyle olay falan olduğunda Renault oradan gitmek çıkmak zorunda kalıyoruz. Orası çok tehlikeli mesela. Renault'un o çıkışı da aşağıda kalıyorsun, görmüyorsun yeri. Bu tarz yerler var mı? Bunları da iletecek misiniz Büyükşehir'e? Tabii. Biz Büyükşehir'e ilettik hatta. İşte yeni başkan tekrar ileteceğiz. Baktığımız zaman aşağı yukarı bizim Banvit'ten oradan başlıyoruz. Biz aşağı yukarı üst geçit, alt geçit 5-6 tane bandırma olması lazım. Şimdi bir de bandırma olması gereken dalçıklarla ilgili söylediniz ya. Bu Büyükşehir Belediye Başkanı o zamanki eski belediye başkanı Yedibuğ'un açıklaması kendi yapıyormuş gibi lanse etti ama onlar devlet yatırımı. Devlet yatırımı durmaz. Büyükşehir Belediye yatırımı değil onlar. Büyükşehir Belediyesi sadece bizim Ordu Caddesi'ne tren yoluna yüzemin geçiş projesi vardı. O da beğenilmedi. Rafa kaldı yani. Bir olaydı da. Onlar o projeler aynen devam edecek. Ali Başkan bir şey mi soracağım? Ben dersen Uğur gazetecilerle bir araya geldiğinde orada o animasyonun hazırlanması için, o projenin hazırlanması için biz çizdiriyoruz dedi. Projeyi dedi biz yaptırıyoruz dedi. Karayollarına veriyoruz dedi. Onlar da dedi proje hazır olduğu için dedi daha kolay oluyor dedi. Yani çıkması daha kolay oluyor projenin dedi. İşte bunu söylemişti bize. Devlet ödeneğine daha hızlı çıkıyor. Yani alt yapısına burası oluşturuyor. Ama şöyle diyorum. Edip Bey'e biz bunları çok anlattık. Kendisi bilemiyorum. Biraz hemen kızıp genelde kendi kovası nereye gidiyorsa öyle yapan bir siyasetçiydi. Şimdi Balıkesir'de bir proje yapıyor, bakıyorum ben. O projeden 2-3 çeşit var. Daha sonra kamuoyunu sürüyor, kamuoyu yoklaması yapıyor. Hangi proje güzel? Bir proje beğenildi, o projeyi yapıyor. Ama Bandırma'ya sanki bir projeyle gelip dayanma yapar gibi hareket yapması da yani Bandırma halkı az çok benim kadar, sizler daha fazla biliyorsunuz. Yani her şey yutulacak bir kesim değil. Herkes hakkı hukuku varsa hizmetin kalitesini istiyor tabii. Sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Başkanım bir de bu istatistik bir şey sormak istiyorum. Kaza anlamında bizim bölgemizde ne tür kazalar oluyor? Yani daha çok hafif çarpma mı, park yerinden kaynaklanan mı, şehir içi kazası mı yoksa çevre yolunda mı daha çok meydana geliyor kazalarımız bizim? Ve can kaybı, yaralanmalı durumunda ne durumdayız biz? Biz şimdi esasında Türkiye geneline baktığımız zaman bölge olarak düşkün. Ama yani trafik çok hızlanıyor bizde. Günden güne trafik akışı, trafik sayısı, araç sayısı hep hızlanıyor. Yani çareler üretilmesi lazım. Üretilmezse bu olmayan kazalar önümüzdeki günlerde olmayacak manasızlaşmaz. Daha çok sıkıntı yaşayacak. Şimdi ufak yolda kazalar oluyor tabii. Onlar da büyük
ölümlü kazalar, çok şükür Allah'a şükür öyle bir şey yok. İfak tefek, araba hasarı, kişi yaralanmaları, onlar da en kısa zamanda giderebiliyor tabii. Ben şey sormak istiyorum başkan, bu KB'nin yani ilçelerde de yapılanmasının performans kazandıracağını söylediniz. Bunu her ilçede mi düşünüyorsunuz yoksa bölge olarak, örneğin bizim bölgemizde sadece Bandırma mı? Şimdiki bizim bölgemizde sadece Bandırma şu an yeter. İleriki günlerde Büyükşehir Belediyesi güçlendikçe belki Gönül'e de işte başka yerlere de kurabilirim. Biz ilk anda diyoruz ki Körfez'deki, oradaki sivil toplum örgütleri de konuşuyoruz. Bir tane Körfez'e, bir tane Marmara bölgesinde Bandırma'ya acilen böyle bir birimin kurulması lazım. Yani ne acil, şimdiki bizim Bandırma Okuyma Şubesi var. Onu da sizler vasıtasıyla gene kamuoyuna söyleyeyim. Balıkesir'de çalışanların hepsi. Mesai saat kaçta başlıyor? 8.30'da başlıyor. 8.30'da bir araca biniyorlar. Saat 10 oluyor buraya gelene kadar. 10'da mesai başlıyor. 5'te bitecek mesai, mecburen 3'te bitiyor. Bu sefer biniyorlar arabalara, tekrar geri gidiyorlar. Yani biz ona biraz razı geldik, böyle sıkıntılar var. Yani 8-8.30'da mesainin de burada verilmediğini sizlere söylemek istiyoruz yani. Mesai geç başlıyor, erken bitiyor. Aynen maalesef öyle. Ne kadar daha mesai için? Yoldaki şeydi mesainin içine sayılır. Ama nasıl sayılır ki o? Yanlış yapıyoruz. Değerli izleyenler, Bandırma Gazeteciler Cemiyeti'nin Cemiyet Günleri kapsamında bugünkü konuğumuz Bandırma Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Sayın Ali Acar'dı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Yeni bir programda yeni konuklarla sizlerle buluşmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.